Değerli seyirciler, ITM'in Alanya Spor Beşiktaş maçını bu şekilde toparlamış olduk. Biraz bu hafta üzerine çok konuşulan, sanıyorum hafta boyunca da çok konuşulacak olan Fenerbahçe Yeni Malatya Spor maçına özellikle de eleştirilerin odak noktası olan Erol Hoca'ya biraz daha değinelim. Biraz daha dünün üzerine konuşalım istiyorum. Bazı rakamlar da vereceğiz. Erol Hoca'nın bazı açıklamalarını da vereceğiz ama Feyyaz Hocam siz dün yoktunuz. Ne düşünüyorsunuz? Yani oyun üzerinden okuyunca ister istemez hedef Erol Hoca oluyor. Kendisi de hafta içinde bir takım açıklamalar yapmıştı ama hemen o açıklamaların akabinde böyle bir sonuçla yüz yüze kalınca tabii oklar ona yöneldi. Şimdi Malatya Spor'un forvetinde Adem, Kubilay, Umut, Tete var. Üç tanesi zaten direkt santrafor. Bir tanesiyle hatta iki tanesiyle çalıştım. Tete'yi de santrafor gibi gözüküyor en azından seyrettiğimiz kadarıyla. Hoca ikinci yarıya çıkarken Sadık'ı da çıkardı oyundan. Gustavo'yu da çekti geriye. Yani tamam bir risk alınacaktı ama yani bu risk değildi bana göre bir intihardı. Zaten Hamzoğlu da maç öncesi sanıyorum Fenerbahçe'nin defans zaaflarından faydalanacağız gibi bir açıklama yapmış. Buna rağmen böyle bir hamlelerle ikinci yarıya başlaması, bir hamleyle ikinci yarıya başlaması bana göre yanlıştı. Fenerbahçe birkaç maçtır kötü oynuyor. Bir önceki hafta işte Altay'ın çok iyi oynadığı bir maçtan sonra bir galibiyet var. Ben Fenerbahçe'de Erol Hoca'nın Malatya Spor'daki ve Alanya Spor'daki performansını, oyun disiplinini görmüyorum Fenerbahçe'deyken. Yani böyle bir kopuklar, bir dağınıklar. Bir iki tane bir avut atışı pozisyonu oldu. Fenerbahçe defansı kendi 18'in biraz önünde. Yani ki Erol Hoca oyunu daraltan, takım boyunu kısaltan bir teknik adamdı bildiğimiz kadarıyla. Oyun disipline bağlı kalan bir teknik adamdı. Gördüğüm Fenerbahçe'de ben hiç bunları göremiyorum. Bambaşka bir takım görüyorum. Yani sezon başında Ozan'la forvet arkası oynarken biz dedik ki Ozan'a orada baskı yaptığı için oynatıyor. Önde pres yapacak. Sonra baktık tamamen değişik bir şey oldu. Şimdi Mert Hakan oynuyor orada. Daha önce Pelkas oynadı falan. Yani biraz böyle şeyi kaybetmiş gibi görüyorum ben Erol Bulut'u. Yani takım üzerindeki teknik taktik disiplinini ve takım üzerindeki ağırlığını kaybetmiş gibi görüyorum. Oynanılan oyunda bana onu söylüyor. Peki Erol Bulut'un 3 farklı maçtan sonra 3 açıklaması var. Bir onları izleyelim. Onun üzerine biraz daha detaya inelim. Buyurun. Bugün kaybetmemiz bizi pozitif anlamda ilerletecek. Çünkü böyle takımlar karşımıza her hafta hemen hemen çıkacak. Sonuçta onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp daha iyi değerlendirmemiz lazım. Daha iyi yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Burada sonuçta hep birlikte kazandığımızda birlikte kazanıyoruz. Bugün de bu maçı birlikte kaybettik. Futbolcularım olsun, biz teknik ekip olalım. Birlikte bu maçı kaybettik. Bu hatalarımızdan öğreneceğiz. Defans anlamında yaptığımız hatalar çok. Maalesef çok. Bunları tabii önümüzdeki hafta analiz edip, iyi değerlendirip ve o hataları en minimuma düşürmemiz gerekiyor. Bunun sorumluluğu bende, bizde. Bunu kendi aramızda en kısa zamanda zaten hemen yarından itibaren oturup bir konuşmamız lazım, çözmemiz lazım. Çünkü bu şekilde devam edemez, etmemesi lazım. Hepimiz kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Son bir ay içinde 3 yenilgi üzerine iç sahada 3'ü de yaptığı açıklamalar bunlar Erol Hoca'nın. Önce diyor ki ders alacağımız bir yenilgi belki de hayırlı olur. Sonra birlikte kaybettik. Bunu hatalarımızı en aza indirgemeliyiz. Son olarak da kendi aramızda konuşup çözeceğiz. Çözmek zorundayız Erman Hoca. 3 farklı yenilginin ardından söylemler bu yönde. Şimdi
yani son 3 maç ama dikkat edin maçların hepsinde aynı olaylar yaşanıyor ve Erol hep aynı şeyleri söylüyor ama bu son maçtan sonra farklı şeyler söylemeye başladı. Yani işte gerekli şeyleri yapacağım. Niye yapmadın şimdiye kadar? Olay gidiyor. Peki şimdi önünde oynayacağın Gaziantep maçı var. Değil mi? Deplasmanda. Deplasmanda kimle oynayacak? Gaziantep maçından sonra. Buraya verebilir miyiz arkadaşlar? O listeyi de verelim. Ki Antep maçı çok zor maç. Çünkü Antep kolay kolay yenilen bir takım değil. Bugün Başakşehir'i rakibi de kitliyor. Deplasmanda yendi işte. Rakibi çok iyi. Bir yenilgisi var zaten. Rakibi çok iyi kitleyen bir takım ki Fener'e çok ters gelen bir oyun şekliyle oynayacaklar. Şimdi iki maç daha giderse ne olur? Ali Koç geldiğinde Aykut Kocaman'ı çağırdı. Aykut Kocaman Ali Koç'a bütün bilgileri verdi. Kapsamlı bir rapor yani, sundu. Kapsamlı rapor sundu, verdi. Ha, çalışırdı, çalışmazdı. Seyirci baskısıyla Ersun'u getirdi. Olmayacağı belliydi. Bir de Komori geldi. Onun da olmayacağı belliydi. Şimdi Erol Bulut. İki maç daha ters giderse. Başakşehir maçı, Kasımpaşa maçı, Alanya maçı. Evet. Şimdi bak. Üçü de ters takım. Şimdi iki maç daha kötü giderse. Gaziantep deplasmanından sonra. Nasıl bir çözüm olacak? Bir. Bir tek çözüm kalıyor Aykut. Bir tek çözüm kalıyor bence. Yani benim mantığıma göre bir tek çözüm kalıyor Aykut. E sen Ersun'da zaten geri vites yaptın. Getirdin. Aykut'ta geri vitese gerek yok. Aykut Fener'in içinden çıkma gol kralı olmuş. Fenerbahçe'yle anılan bir adam. Nasıl Sergen Beşiktaş'la anılıyor? Aykut da Fener'le anılan bir adam. Aykut'tan Fener'e fayda gelir, zarar gelmez. Vitesi olmayan bir adam. Peki de işin başında bir de Emre var. Bir de içeride Volkan var. Aykut geldi ne olur? Yani çok enteresan bir viraja giriyor Fenerbahçe. Ama bakıyorum, yedek kulübesine baktım şu son maçta. Yedek kulübesinin suratı zaten ekşimiş durumda. Yani yedek kulübesini gördüm. Yani yedek kulübesi böyle oturuyor ya. Yani film seyrediyorlar yani. Girerler mi, girmezler mi? Böyle boş bakıyorlar sahaya. Bayat balık gibi bakıyorlar. Acaba girer miyiz diye bakmıyorlar. Böyle boş bakıyorlar. Sorun var içeride. Çözecek adam Bulut, çözecek adam Emre, çözecek adam Ali Koç. Şimdi Aziz Maziz diyorduk tamam da, şimdi Aziz de bir liderlik vasfı olan bir adam Aziz Yıldırım. Yani Aziz Yıldırım öyle kızarsın kızmazsın şu ama bir liderlik vasfı var. Şimdi Ali Koç bir çıkıyor, ya Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı bir defa konuşacaklar. İki defa konuşacaklar, fazla konuşmayacaklar. Konuştukları zaman da bir şey yaptıracaklar. Geçen hafta Ali Koç konuştu. Takım gene gitti. Hakem dediler, bilmem ne dediler. Hakeme falan giderseniz yanarsınız. İşte buyurun ne oldu, bitti. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe dua etsin Ali Koç. Seyircisiz oynuyorlar. O seyirciyle o da seyirci ateşliyor diyorlar. Ateşler de seyirci ateşlerken ateşi fazla verirse yanarsın. Yangın olur ortalık. Dua etsinler seyircisiz oynuyor. Antrenör Bulut da dua etsin seyircisiz oynuyor. Ama gidiş iyi değil. Benim görüşüm. Erman Hocam, Reha Hocam. Erman Hocam valla. Şimdi geçmişi... Sağlam, evet. Sağlam girişti. Ya, yok başka şansın yok. Ben geçmişi değiştiremezsin ama geleceğe yön verebilirsin. Erol Hoca'nın yapacağı... Dün akşam zaten detaylı bir şekilde konuştuk. Aynı tekrara düşmeyeyim. Ama ne yapması gerekir? Bir oyun bulması gerekir. Bir. Var diyor. Çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin hala bir oyunu yok. Bir oyun bulması gerekir. İki. Paye vermeyi oyunculara bırakıp masaya yumruğunu vurmalı Ender. Demeli ki buranın teknik anlamda patronu benim. Üç. Radikal karar almalı. Dört. Bir kriz... Böyle yok bana göre ama kriz çıkabilir. Bu kriz çıkmadan kriz yönetimini daha başlamadan iyi yönetmesi gerekir. 5
Ya Volkan deniliyor. Yani şimdi Volkan'ı antrenör mü yardımcı? Ben futbolcu gibi hareket tavırlarını görüyorum. Yani futbolla ilgili teknik adam olarak bilgisini onu da anlamış değilim. Mehmet Yozgatlı'nın aynı şekilde.